İşimiz güzel ve etkili konuşma. Çünkü yaptığımız iş itibariyle toplumun her kesiminden insanla yüz yüzeyiz, değil mi? Toplumun en uç noktalarındaki insanlara da hitap ediyoruz. En alt sınıfa da hitap ediyoruz. Aracımıza kimin bindiğini, ne tür bir insanın bindiğini bilmiyoruz. Bu yüzden iletişim çok önemli. Hepimiz güzel ve etkili konuşmak istiyoruz. Hepimiz konuştuğumuzda hedefi 12'den vuralım istiyoruz. İstiyoruz ki insanlar bizi yanlış anlamasın, tartışma çıkmasın, kavga çıkmasın. Ama bunu istememize rağmen bunun bilgisine ulaşmaya çalışan insanlarımızın sayısı oldukça az. Buradaki topluluğu tenzih ediyorum. Siz güzel ve etkili konuşmayı istediğiniz için buradasınız. Nasıl konuşacağız, karşımızdaki insana nasıl hitap edeceğiz? Bunu biraz konuşalım. Sorun çözmek istiyoruz. Çoğu zaman da trafikteyiz. Sorunlar çözülmekten ziyade daha da büyüyor. Dikkat edin, bir hafif bir hata yaptınız, çıktınız araçtan. Siz özür dilemeye çalışıyorsunuz. Karşı taraf üste çıkmaya çalışıyor. Tartışma alevleniyor. Biraz tartışma büyüdükten sonra bu tartışmanın ya da az sonra olacak kavganın kesinlikle kazanan tarafı olmayacaktır. Kazanan taraf olsun istiyorsak bir şekilde oradan tatlı bir şekilde uzaklaşmanın yoluna bakmak lazım. Biz sorunları çözmek istedikçe sorunlar neden daha fazla büyüyor? Biraz bir bakalım. Nerede hata yapıyoruz? Neyi kaçırıyoruz ki insanlar bizi hep yanlış anlıyor? Hani şairin deyimiyle, hocam diyor beni bir tek kişi anladı dünyada, sağ olsun, o da yanlış anladı. Bu pozisyona kendimizi düşürmemek için ne yapacağız acaba? Mesajı nerede, nasıl, ne şekilde, doğru bir şekilde vereceğiz? Kibar mı davranacağız? Yoksa kaba ve sert olmamız mı gerekecek? Nedir etkili iletişim? Barış Manço'nun güzel bir sözü var. Dil öğrenmek güzeldir. Herkes dil öğrensin ama öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Bir şekilde bu tatlı dili bizim öğrenmemiz gerekiyor. Bir kere şunu unutmayın. İlk intiba çok önemlidir. Yani ilk verdiğiniz mesaj, insanlar sizi gördüklerinde ilk 3 saniyede, bilemediniz 5 saniye, 10 saniyede, bunun sırası tam olarak, yani saniyesi tam olarak kestirilemiyor ama insanlar sizi gördüklerinde 3-5 saniye içerisinde sizin hakkınızda bir karar veriyorlar. Yani gördüler Ahmet Bey, iki şey söylüyor. Ya hiç gözüm tutmadı diyor, ya da kanım çok ısındı, çok iyi bir insana benziyor diyor. Dolayısıyla ilk görüşte bu olumlu mesajı vermemiz gerekiyor. İlk intiba bu yüzden çok önemli. Siz de bu salona girdiğinizde, birbirinizi gördüğünüzde, hiç tanımadığınız insanları, herkes birbiri hakkında bir karar vermiştir. Ya da ben salona girdiğimde, kürsüye çıktığımda, beni gördüğünüzde de benim hakkımda bir karar verdiniz. Ne dediniz, fikrini açıklamak isteyen var mı? Hocayı gördüğünüzde, hoca hakkında ilk 3 saniyede ne düşündünüz? Nasıl biri dediniz? Bu ders bitmez, yandık, bittik, eyvah. Evet, medeni olarak kim ne söylemek ister? Şimdi hoca soruyu sorarken öğrenciler genelde hocanın gözüne bakmıyorlar. Aman bana sormasın, aman falan. Buyurun hocam. Tanıyalım. İsmail İlhan. Sadece o ilk 3 saniye soruyorsun. Evet, ilk 3 saniye. Başarılı. Tek kelime yazıyor. Yani onu... Teşekkür ederim abi. Not alın abinin ismini, şeyini hemen verelim. İmza atmasa da olur. Evet, buyurun. Esayi Zantiyo'da son olarak olmuş şura. Entektüel olduğunuzu, bir de kendinize emin sahip olduğunuzu hissedin. Teşekkür ederim. Sen de öylesin abi, baksana. 300 kişi arasından parmak kaldırabilerek sen de entelektüel biri olduğunu ispatladın zaten. Evet, var mı başka fikrini söylemek isteyen? Bu ilk görüşte aşk gibi bir şey arkadaşlar. İlk görüşte bir kızcağızla lise sıralarında vurulursunuz. O ömür boyu gider. O sizin hayalinizde böyle ideal bir yerde oturmuştur. Ondan sonra belki size 10 tane kız gösterirler. Biriyle neticede evlenirsiniz. Ama o ilk görüşte aşk kalır bir yerde. İlk intibada böyle bir şey. İlk gördüğünüzde o insan hakkında bir karar verirsiniz.
ve bu ömür boyu kolay kolay değişmez. Ta ki onunla bir ticaret yaparsınız, ondan bir darbe yersiniz vesaire, öyle çok yanlış tanımışım dersiniz. Ama o ilk tanıdığımız şekil gider. O yüzden ne yapacağız? İlk 3 saniye kuralına dikkat edeceğiz. Bir yere gittiğimizde, bir iş görüşmesine gittiğimizde, biriyle ilk defa karşılaştığımızda, biriyle konuşurken, ilk yemek vesaire, ne olursa olsun ilk görüşmelerde kendimize çok dikkat edeceğiz. Neyse o mesajı doğru bir şekilde ver. Ya arkadaşım olmadı, ben böyle biri değilim, şöyle çıkayım bir daha gireyim. Mesajı doğru vereyim deme şansınız yok. Girdiniz bitti. O yüzden ne yapacağız? Kendimizi hazırlayacağız. Tiril tiril takım elbise. Böyle bir kaptana yakışır bir şekilde, o kaptan koltuğunda oturuyorsunuz, yakışır bir şekilde düzgün, layık bir kıyafetiniz olmalı. Ve bunların renklerine de dikkat etmelisiniz. Çünkü renklerin de insan psikolojisi üzerinde etkileri var. Giydiğiniz kırmızı bir renk karşıdaki insanın tansiyonunu yükseltebilir mesela. Giydiğiniz mavi bir renk karşı taraftaki insanı rahatlatabilir. Giydiğiniz yeşil bir renk ona güven verebilir, değil mi? Dikkat edin, bütün bankalar logolarında yeşil rengi kullanıyor. Getir parayı bana diyor. Bana güvenebilirsin. Ben eminim diyor. Bakıyorsunuz mavi, karizmatik, lacivert bir renk. Bütün milletvekilleri lacivert takım elbise giyiyor toplum karşısına çıkarken. Seçim meydanlarında. Niye? Çünkü daha karizmatik gösteriyor ve tamam bu adam bu işi biliyor. Bu yapar dedirtiyor. Dolayısıyla neyse onu bir şekilde mesajı karşıya doğru bir şekilde vermeliyiz. Ye kürküme hikayesini biliyoruz değil mi? Hepinizin yaşı hemen hemen benim kadar var. 74 doğumluyum. İlkokulda bize anlattılar. Kimler biliyor ye kürküme hikayesini? Nasrettin Hocam. Kaç arkadaş? Anlatayım, bilenler de bilmiyormuş gibi yapsın. Aa hocam falan böyle dinleyin. Nasrettin Hoca bir gün bir yemeğe davet ediyorlar. Bir toplantıya gidiyor. Böyle bizim gibi salaş bir kıyafetle gidiyor. Hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Herkes birbiriyle konuşuyor, muhabbet ediyor. Hocanın geldiğinden bile haberleri olmuyor. Bakıyor ki olacak gibi değil. Dönüyor eve. O meşhur kürkünü giyiyor. Kavuğunu takıyor. Toplantıya öyle gidiyor. Kapıdan içeri girer girmez "Oo hocam sen mi geldin?" deyip kapıda karşılıyorlar. Aynı hoca. Ve baş köşeye oturtturuyorlar. Önüne her türlü yemekten çeşit çeşit koyuyorlar. Hoca yemeğe başlamadan önce kürkünü tutup yemeğe uzatıyor. Ye kürküm ye diyor. Bu senin hakkın. Gerçekten böyle. Bakın her yerin kıyafeti farklı. Bir kahvehanede normal bir kıyafetle oturabilirsiniz. O duman altı, işte dumanlı isli yerde. Ama bir devlet dairesine takım elbiseyle giderseniz işiniz daha çabuk görülür. Yani sizi dikkate alırlar. Doğru bir şey mi? Değil. Bir ön yargı olabilir. Hani Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi insanlar gördüm, ne kaliteli insanlar gördüm. Üzerlerinde kıyafet yok. Ne kıyafetler gördüm, içinde insan yok. Tamam, doğru. Eyvallah. Bu bir ön yargı. Ama bu insanların ön yargısını da değiştiremiyoruz. Değiştiremediğimize göre ne yapacağız? Ona göre davranacağız. Kıyafetimizi giyeceğiz. Kılık kıyafetimiz düzgün olacak. Beyaz bir gömlek giyebilirsiniz. Mavi bir gömlek giyebilirsiniz. Değil mi? Mesela bu resmi araçlarda mavi gömlek giydiriliyor. Neden? Güven veriyor karşıdaki yolcu, tamam diyor, ben emniyetlerdeyim. Oh, rahat koltuğuna oturuyor, kulaklığını takıp cep telefonundan istediğini yapıyor. Geleceğe, durağa gelinceye kadar emniyetlerde. O yüzden ne yapacağız? Biz kılığımıza, kıyafetimize dikkat edeceğiz. İkincisi, özgüveninizin bedeninize yansıyıp yansımadığına bakıyor insanlar. El hareketlerinize, baş hareketlerinize, konuşmanıza nasıl biri falan diye buna çok dikkat ediyorlar. Avrupalıların bir sözü var. İkinci bir ilk intiba yaratma şansınız olmayacak. Bir yere gittiniz, bir yanlış mesaj verdiniz. Sizi çok şey tanıdılar, böyle itici tanıdılar. Ya arkadaşım olmadı, ben böyle biri değilim. Şöyle çıkayım bir daha gireyim. Mesajı doğru vereyim deme şansınız yok. Girdiniz bitti. O yüzden ne yapacağız? Kendimizi hazırlayacağız. İlk anlara dikkat edeceğiz. Giyim kuşamımız, ses tonumuz, kelimeler falan, bunlar çok önemli. İnsan beyni kıyas yapmaya müsait ve hemen sizi bir iyiniz ve kötünüzle kıyaslıyorlar.
gördü sizi, ya geçen hafta gelen çocuk daha iyiydi diyor mesela. Çok iyi davrandı, ben gidene kadar benimle muhabbet etti, ben çok rahat hissettim kendimi falan. Bazı kaptan şoförlerimiz, binen misafirin, bak misafir diyorum, müşteri değil, müşteri gözüyle bakarsanız, önce parayı düşünürseniz bu işi yoraz. İşini doğru yaparsan para gelir. Adam gönül rahatlığıyla verir. Binen misafirin yüzüne bile bakmıyor. Olur mu böyle şey? Yani siz evde çocuğunuzun yüzüne bakmayın, dönüp sizinle ilgilenmiyor. Geliyor baba, baba, efendim çocuğum, baba, efendim çocuğum. Konuşmuyor bak. Baba bana bak diyor. Hatta bakmasan, küçük çocuğu olanlar bilir değil mi? Yüzünü tutup böyle kendine çeviriyor, benimle ilgilen diyor. Küçük bir çocuk bile bizden ilgi beklerken, göz temasıyla ya da bütün vücudumuzla kendisine dönmemizi beklerken, arabaya binen bir misafirimiz bizim ekmek teknemiz değil mi? Yani iyi ya da kötü, kim olursa olsun, dünyanın en kötü insanı olsun, bizi o anda ilgilendirmiyor, bizim ekmek paramız. Akşama kadar onun gibi 10 tane, 15 tane, 20 tane müşteri alacağız ki akşam çoluğumuza, çocuğumuza ekmek parası götürebilelim. Bu şuurla bakarsan binen herkes misafirdir. Biz misafirperver bir milletiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türk milleti denildiğinde onun içinde Lazlı, Türk, Kürt, Çerkez, Arap herkesi vardır. Bu millet gerçekten misafirperver bir millettir. Evimize biri geldiğinde biz nasıl ağırlıyoruz? Yediririz, içiririz, ikram ederiz. Hiçbir şeyimiz yoksa güler yüz gösteririz vesaire. Bu şekilde gelen misafirimize bu şekilde davranmak zorundayız. Bunu yaparsan para zaten geliyor. Bir şekilde inerken götürdüğün yerde paranı veriyor. O yüzden ne yapacağız? Kıyas yapmaya müsaitse insan beyni, bindiğim kaptan şoför 10 numara 5 yıldız biriydi dedirtmek gerekiyor. Şimdi dedim ya, konuşmadan çok daha önemli beden dilimizdi. Bakın neye bakıyor insanlar. Bir, beden duruşunuza bakıyor. Bir kere konuşurken kesinlikle ellerimizin açık olması gerekiyor. Ne demek eller açık? Bak eller yumruksa bir şiddet ifade ediyor. Beden dili araştırmaları yapılmış, çok uzun bir konu. Müsait olur da benim derslerime gelirseniz uzun uzun anlatırım ama burada 3-4 saatte anlatılacak kadar kısa bir şey değil. Ta İbrahim Hakkı Erzurumlu hazretleriyle başlamış bir beden dili araştırmaları var. Siz sussanız da bedeniniz konuşuyor. Şu anda susuyorsunuz ama bedeniniz oradan bana mesajlar veriyor. Kiminiz hocam ya işten geldim çok yorgunum acık kestireyim diyor. Kiminiz vah öyle mi hocam falan diyor. Bu yüz ifadeleri yüzyıllardır araştırılıyor. Hatta Amerikalı bir bilim insanı gidip 3 yıl Afrika'da ilkel kabilelere varana kadar alıyor, laboratuvar ortamında inceliyor. Sonunda diyor ki dünyanın her yerinde yüz ifadeleri aynı mesajları verir. Eskimo'da, Türk'te, Arap'ta, Çerkez'de, Laz'da küstüğü zaman aynı ifadeyi, mutlu olduğu zaman aynı ifadeyi verir. Biz istemesek de bedenimiz bu ifadeleri kaç tarafa verir. Elleriniz açık olursa insanlar size güvenir. Güven mesajı veriyor. Bak ellerini sakladığım, gizlediğim bir şey yok. Neden? Kolluk kuvvetleri kaldır ellerini. Ellerini görebileceğim bir yere koy diyorlar. Güvende hissetmek istiyor karşıdaki kendisini. Elini bir kaldır göreyim. Dolayısıyla karşı tarafta ilgili konuşurken de elleriniz açık bir şekilde konuşursanız ona güven vermiş oluyorsun. Bu bir. Duruşunuz dik olmalı. Baş dik olmalı. Baş böyle de değil. Yani biz hani bir şeyi kabul etmediğimiz zaman şöyle bir bakarız değil mi? Hayır. Olumsuz bir ifade. Başın geriye doğru itilmiş olması karşı tarafa olumsuz bir mesaj veriyor. Başınız hafifçe şöyle yana doğru eğik. Niye eğik? Mesela köpeği olanlar vardır. Var mı köpek besleyen aranızda evde köpeği olan? Var. Sizi severken nasıl bakıyor size hocam? Şöyle dikkat ettiniz mi hiç? Şöyle bir sevimlilik halini hatırlayın. Bir arkadaşımızın daha vardı orada köpeği. Sizin mi vardı? Hatırlıyor musunuz o sevimli bakışı? Şöyle. Bak. Şu hareket. İnsanda da aynı. İnsan ve hayvanda duyguların ifadesi. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Birinden hoşlandığınızda şöyle hafifçe başınızı büküp böyle bakıyorsunuz ona. Şöyle dik durduğunda dik dik bakma diyor değil mi? Ne dik dik bakıyorsun bana diyor. Artist misin sen? O yüzden hafif bir yan baş,
güler yüz, tebessüm, yüzde masum bir çocuk ifadesi. Evde ne yaşarsan yaşa, misafirinin umurunda bile değil. Değil mi? Evde hanımla kavga ettin, çıktın. Adamı ilgilendiriyor mu? Tak o maskeyi, çıkar at bir tarafa, güler yüzlü bir maske takmak zorundasın. Niye? Çünkü bu bizim ekmek tekmemiz. Beden duruşu dik, hafifçe eğik, eller açık bir şekilde. Eller salınık olmasın, bak eller salınık olunca omuz da düşüyor. Çok böyle olumsuz, pasif bir görüntü oluyor. Elleri şöyle bir toplayalım. Şöyle bir kalksın yukarı doğru, omuzlar dik. Konuşacağımız zaman kendimizle emin bir şekilde konuşmak istiyorsak, ellerimiz göbeğimizin üstünde olmalı. Bu şekilde konuş, anlat, derdini anlat. Tartışmaya girdin, indin arabadan, herkes böyle bir hararetli bir şekilde. Şöyle durursan adam kendine tehdit görüyor değil mi? Bir ayak geride falan, işte el cepte yarısı, baş parmak dışarıda, ego. Sizi kendisine tehdit görüyor ve tartışmayı uzatıyor. Ama siz şöyle bir masumane bir duruşla, tamam kardeşim. İnsanlık hali, doğal, kaza hepimizin başında. Hatalıyım demek kadar güzel bir şey yok. O yüzden ellerimiz açık bir şekilde konuşacağız. Ellerimiz burada hafifçe, koltuk altları da açık bir şekilde. Ne kadar geniş alan kaplarsak etki gücümüz o kadar iyi oluyor. Ona dikkat edeceğiz. Ve göz teması çok önemli. Tartışmalarda da önemli. Bakın göz temasını böyle kurarsınız, tartışırsınız, göz temasını kaçırdığını gözüne yumruğu yiyorsun. Hani o üstünlük düşüyor. O pozisyona gerçi getirmeyin. Yani yumruklaşmaya getirirseniz kesinlikle onun kazanan tarafı olmayacak. Biri hapiste, biri hastanede ya da biri mezarlıkta, Karacaahmet'te olacak, öteki de başka bir yerde olacak. Dolayısıyla ne yapacaksınız? O boyuta gelmeden şey yapın. Fakat göz teması, etkili iletişim kurmak istiyorsanız göz teması mutlaka kuracağız. Oturma biçimi çok önemli. Bunları yeri gelecek az sonra tek tek anlatacağım. Giyim kuşam önemli. Bakım ve makyaj bizim için çok önemli. Onları da anlatacağım birazdan. Hani erkeğin makyajı mı olur? Gerçekten olur arkadaşlar. Yani sakalınız kirli sakal gelmişse ya kirli sakal sağ mı solun toplamalısınız. Tırnaklarınızı temizlemelisiniz. İşte dişleriniz bembeyaz olmalı. Çünkü aracımıza binen bir misafir bayansa ilk önce nereye bakacak? Bizim tırnaklarımıza ve dişlerimize bakacak. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. İlk baktıkları yer dişlerimiz. Böyle sapsarı bir dişlerle müşterinin karşısına çıktığınızda bininceye kadar size öyle neler neler düşünecektir içinden. Dolayısıyla iyi bir intiba vermek için sabah kalktık önce bir ne yapıyoruz? Bir duş. Kesinlikle sizi uyandırıyor. Aktif hale getiriyor. Pozitif oluyorsunuz. Bu bir. İkincisi kahvaltı. Kan şekerinizi yükseltir. Daha az tartışırsınız, daha pozitif bakarsınız hayata. Kahvaltı yapmazsanız kan şekeriniz düşük olur, en ufak bir şeyden sinirlenir, öfkelenirsiniz. O yüzden kahvaltı da bizim için önemli. Bunu söyleyeceğiz. Biraz güzel konuşmayla alakalı anlatayım. Hocam saatimiz gelince bize söyleyin, tamam mı teneffüs saatimiz? Ben çünkü daldım mı gidiyorum. Var mı daha önce diksiyon kavramını duyan aranızda? Nedir hocam diksiyon? Konuşma sanatı. Siz duydunuz mu? Gittiniz mi ya da bir eğitime? Gibi konuşulan bir dil değildir mesela. Değildir yazarız ama konuşurken değildir. Daha akıcı, daha kibar, daha naif olsun diye daha akıcı konuşuruz. Ama bunların kuralları da çok uzun. Size hani dedim ya çok kısıtlı bir süre buradayız. Böyle özet özet geçeceğim. Güzel bir etkili nasıl konuşuruz onları söyleyeceğim. Bizim pek çok ağzımız var. Ege ağzı var değil mi? Trakya ağzı var. Var mı Trakyalı burada? Bir tane var. H'leri söyleyemiyoruz değil mi? Mesela Diyarbakır ağzı var, Karadeniz ağzı var. Bunlar bizim güzel ağızlarımız, kültürümüz, zenginliğimiz bunlar. Ama biz toplum karşısına çıktığımızda neyi konuşacağız? İstanbul ağzını konuşacağız arkadaşlar. İstanbul Türkçesi daha etkili, daha kibar. Sadece ağzımızdan çıkan kelimeler yeterli değil. Bunları söylemiştim. İşte eller böyle konuşurken bir şeyi hediye ediyormuş gibi konuşurken karşı tarafa. Bu hareketi bir çocuğa yaptığınızda şöyle, çocuk size sarılma ihtiyacı duyuyor. Düşünün. Çocuk sarılma ihtiyacı duyuyorsa büyük de biraz yumuşar herhalde. Bakın dokunmak çok önemli, onları da anlatacağım size. Yüzümüzdeki ifade yine lütfen, ne yaşarsak yaşamış olalım, masum bir çocuk ifadesi olmalı ve gülümseyin. Gülümsemek kan akışından kalbe kadar pek çok sağlık sorununu hallediyor. Bağışıklık sistemine destek veriyor, güçlendiriyor.
stres hormonlarının salgılanmasını yavaşlatıyor ve depresyona girmekten kurtuluyorsunuz. Beyinde salgılanan endorfin yani mutluluk hormonu hızla artmaya başlıyor ve gülümseme bulaşıcıdır. Gerçek gülümseme bulaşıcıdır. Test edelim mi? Herkes A ve B olsun mesela. Siz A olun, yanındaki B. A, B, A, B, A. Böyle herkes şöyle bir yanındakine dönüp bir tebessüm etsin. Bir yapabilir miyiz lütfen? Tanıyın, tanımayın. Şöyle bir dönüp bir tebessüm edin. Yaptınız mı? Bakma bana, niye? Bakın, güzel bir ortam oluştu. Siz tebessüm ederseniz karşıdaki insan bazen kahkaha atabiliyor. Tebessümün gücüne inanmalıyız. Çünkü tebessüm bir ibadettir. Sadakadır demiş Peygamberimiz, değil mi? Hiçbir şeyin yoksa tebessüm et demiş. Bak, gülüyorsun ve ibadet kazanıyorsun. Tık tık tık, o terazideki hocam ağırlaşıyor orası. Gül, tamam bir daha gül, ağırlaştı. Gül, tebessüm et, tebessüm et falan. Hem bak ahirete yatırım yapıyorsunuz, hem dünyaya yatırım yapıyorsunuz. Çok çabuk ulaşıyor ve ortamı yumuşatıyor. Kavgaları dönülüyor. O yüzden ne yapacağız? Gülümseme. Hele kadın da çok daha etkiliymiş. Bir kadını makyajdan daha çekici yapıyormuş gülümseme. Evde eşlerinizi hatırlarsınız. Makyaj yapma, bana gülümse diyorsun hanım. Azıcık bana güler yüz göster, değil mi? Hep böyle beklenti içerisindeyiz. Ama işte maskeler. Kahrolası şu maskelerden kurtulabilirsek iş çok kolay. İfadelerimizi kolay kolay saklayamıyoruz. Bazılarınızı da görüyorum. Ne kadar böyle komik bir şey anlatsan da hala yüzü böyle. Hoca ben uyuyacağım ya, bırak bu konuları falan. Bu maskeleri atın. Buradan teneffüse çıkıncaya kadar herkesin yüzünde böyle mutlu mesut bir ifade görmek istiyoruz. Böyle biraz mülayim olalım. Dünya, yemin ediyorum, çok geçici bir yer. Böyle sıkıntıları, dertleri büyütecek kadar vaktimiz olan bir yer değil. Hazreti Nuh'un kavmi 900 sene yaşıyormuş. 900-950 sene. Nuh'un da 900 galiba 900. senede peygamber olduğu söyleniyor. Bir gün sohbet ederken diyor ki ahir zamanda öyle bir kavim gelecek ki onlar 60-70 sene yaşayacaklar falan böyle. İçlerinden biri dayanamayıp soruyor. Ey Nuh, onlar kendilerine ev yapacaklar mı? Biz bırakın ev yapmayı. Yatlar, katlar, villalar falan filan böyle bir 60 sene ya, yani ortalama değil mi? Hadi 90 yaşayanımız var, 40 yaşayanımız var, ortalaması 40-50. Değer mi kendimizi bu kadar yıpratmaya? Mutlu ol, anı yaşa, tebessüm et, gülümse çoluğunla, çocuğunla, sevdiklerine. Güzel güzel yaşa git. Strese girmeye gerek var mı? Öfkelenmeye gerek var mı? Sinirlenip arabadan levyeyi alıp inmeye gerek var mı? Güzelim hayatı 10 dakika sonra bitirmiş olacaksın. Yüz ifadelerimiz ya itici ya da çekicidir. Lütfen çekici olmasına dikkat edin. Her şeyi gözlerden anlayabiliyoruz. Gözlerine bakın bir insanın. Sizi seviyor mu, sevmiyor mu, her şeyi anlarsınız. Hele bizim gibi beden dili uzmanları, biraz bu konuda eğitim almış insanlar, birine baktığında tamam diyor. Bu beni seviyor ya da sevmiyor. Bu mesajı doğru verin karşı. Gözlere bakışınız, insana verdiğiniz değerle doğru orantılı. Çok bakan kazanır. Şöyle, öyle mi? Evet falan. Böyle göz teması kurup bir şekilde iletişim. Gözlere bakamıyorsanız bir özgüven eksikliğiniz vardır. Bunun eğitimini alın. Hocam ben gözlere bakamıyorum. Ben hiç göze bakarak konuşamam falan diye var mı aranızda? Ben göz teması kuramam. Neden? Ne hissediyorsun bakamıyorsun? Karşısındakini rahatsız olacağını düşünerek. Rahatsız olacağını düşünüyorsun. Korkma, olmaz. 3 saniyeye bakmak, 3 saniye bakmak iyiymiş. 4-5'ten sonra tacize giriyormuş. Karşıdaki hanımefendiyse dikkat edin yani. 4. saniyeden sonra kadın rahatsız oluyor. 1-2-3 saniye baktınız. Dön başka tarafa, bir daha bir dön 2-3 saniye bak. İlgilen başka şeylerle bir daha. Çünkü bakmazsan da benimle ilgilenmedi diyor. Gözüne bak. Nereye bakacağız? Resmi görüşmelerde şurada bir üçgen var. Alın ve göz hizası. Hanımefendinin alın ve göz hizasına bakacağız. Resmi bir görüşme. İlk defa binmiş aracımıza. Belki de odadan biri bindirmiştir. Değil mi? Git bakalım bu şoförün hali nedir falan. Böyle de olur yani.
Bin de aracımıza resmi görüşmelerde alın ve göz. Biraz biz samimi olduğumuzda 3-5 defa bindi, tanıştık falan, artık o bizim için bir hanımefendi değildi, hacı anne pozisyonuna geldi. O zaman yüzünün tamamına bakabilirsin. Yani dudakları da içine aldığın, alarak baktığın kısım, biz samimi olduğumuz insanlara bakıyoruz ve karşı tarafta seni tanıyor, tamam, yanlış anlamıyor. Ama göğüsleri de içine katarak bakmana bir flörtöz bakış diyorlar. Kaç taraf bunu böyle anlıyor. Hayırdır, ne oluyoruz falan. O pozisyona getirmemek için vücudun tamamına bakmayacağız. Ve göze bakacağız dedim, bunu söyledim. Sihirli kelimeler. Bunlar bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Hitap şekilleri büyükse, küçükse fark etmiyor. Erkekse, beyefendi, kadınsa, kızsa, kız çocuksa hanımefendidir. Kızım, oğlum, dayı, amca, hacı amca falan, bunlar yok. Bunları bizim ailede kullanabiliriz. Çok samimi. Mutlulukları geride bırak. Önemli olan gerçek hayatta mutlu olmak. Telefonun değil, eşinin yüzüne bak. Bir şey de söylerim. Sen bir duraktayız, neredeyiz onu da söyleyeyim. Evet. Abi seni atlıyorum. Evet, buyurun. Baktın, çıktın. Sonuçta hedeflediğin yere varıyorsun. Hayat kalp ritmi gibidir. Zorluklar olacak, mücadele edeceksin falan. Sonuçta hedeflediğin yere varıyorsun. Böyle dıp gittiği yer neresi hocam onun? Karacahmet değil mi? Bursa'da da Hamitler. Erdoğan ki. Evet. Dümdüz gitmeyi hayal etmeyin. Sorunsuz bir hayat, sorunsuz bir iş. Siz en iyi şekilde davranın. Üzerinize düşeni en iyi şekilde yapın. Sorunlar da çıkacak, trafikte sıkışacak. En kötü müşteriye de denk geleceksiniz. Kolun tanıdığın insanları kullanabilirsin. Ama aracımıza binen herkes dişi ise hanımefendi, erkekse beyefendidir. Buna dikkat edeceğiz. Hitap şekillerini Ahmet Bey, Osman Bey tanıyorsanız biraz daha isimleriyle hitap edebilirsiniz. İsmiyle hitap edilince değer verildiğini hissediyor ve sizinle daha yakın ilişki kuruyor. Daha güvende hissediyor kendini. İsmini biliyorsanız ismiyle de Ahmet Bey hoş geldiniz. Bugün ne tarafa edebilirsiniz yani, daha kibar. Ama şu sihirli kelimeleri lütfen kullanalım. Hoş geldiniz. Günaydın. Sabah şerifleriniz hayrolsun. Bugün sizi çok iyi gördüm. Çok neşelisiniz. Güler yüzlü gördüm sizi. Bugün kıyafet size çok yakışmış. Mavi seni çok açmış falan böyle. Bunlar bizim sihirli. Günde 3 kişiye iltifat etme hakkınız var diyor psikologlar. İltifat neye yarıyor? Mesela dedin abi çok güzel kıyafet işte falan. O mutlu oluyor. Tebessüm ediyor. O da hemen karşılığını veriyor. Abi sen de fena değilsin ya diyor. Sen de saçlar güzel olmuş. Hemen bir karşılığını veriyor ve seni de mutlu ediyor. Dolayısıyla birine iltifat edin. Güzel sözler söyleyin. Bakın dünyada Müslümanlar ve kafirler yok. Hristiyanlar ve Müslümanlar yok. Yahudiler ve Müslümanlar yok. Dünyada iyiler ve kötüler var. Her dinin iyileri ve kötüleri var. Her ırkın iyileri ve kötüleri var, değil mi? Türklerin iyileri, Türklerin kötüleri. Kürtlerin iyileri, Kürtlerin kötüleri. Müslümanların iyileri, Müslümanların kötüleri. Hazreti Adem ile Havva'dan sonra Habil ile Kabil ile başlayan iyi ve kötü mücadelesi var. İyiler tarafında olmayı seçin. Çünkü bakın kutsal kitaba, değil mi? Allah her yerde
İyiler ve kötüler diyor. İyileri ödüllendireceğiz, kötüleri cezalandıracağız. İyi bakanları ödüllendireceğiz, kötüleri cezalandıracağız. İyiler naim cennetlerdedir, kötüler nardadır, cehennemdedir, yanıyor. İyi ol, ne kaybedersin? En fazla birileri seni aldattı, kandırdı falan filan. İşte aptal yerine düştüğünü hissedersin. Ama niyetin iyidir. Ben iyiyim ama ben iyi olayım de. Çünkü ben kendimden sorumluyum. Karşı taraf kötüyse bu onu bağlar. İyi tarafta olmaya çalışalım. Çay molamız geldi mi hocam? Devam edelim. Çayımız hazır olsun. İyice bir demini alsın. Kusura bakma, özür dilerim. Bunlar çok güzel kelimeler. Ve konuşurken karşı tarafa nasıl konuşuyorsa öyle yapın. Psikolojide buna aynalama diyorlar. Size doğru eğilmişse hafifçe siz de ona doğru eğilin. Dik duruyorsa, yani siz de dik durun, eline bağlamışsa elinizi bağlayın. Ses tonunuzu çok iyi ayarlayın lütfen. İner inmez birbirinize bağırmayın. Ya bu kazadır, olur, herkesin başına geliyor. Sigortan var, kaskon var, artık her şey var yani. Cana bir şey gelmemiş değil mi? Geç. Yani hayatın sağlamsa, canın sağlamsa, bir şey olmamışsa ne yapacaksın? Biraz yumuşak ses tonuyla, geçmiş olsun kardeşim, ne yapabiliriz? Bakın ne söylediğiniz değil, onu nasıl söylediğiniz çok önemliymiş. Nasıl söyleyeceğinize dikkat edin, bunu anlatıyorum kişisel bakım. Çevremizden göreceğimiz itibar, bizim kendimize gösterdiğimiz itibarla alakalıdır. Sen kendine ne kadar değer verirsen, karşıdaki insan da sana o kadar değer veriyor. Ben değerliyim, aynaya baktığınızda Rabbim beni ne güzel yaratmışsın, kaşım, saçım, başım, sakalım, her şeyim çok güzel, yerli yerinde. Bir de şunlara bakım yapayım, tertemiz, pırıl pırıl çıkayım. Karşı taraftaki insan da size aynı şekilde davranıyor. Duş, kahvaltı, bakım, makyaj ve güler yüz, bu sıralamayı lütfen unutmayın. Bakım çok önemli. Evet, kişinin kendisini fiziksel olarak, ruhsal olarak da iyi hissetmesini sağlıyor bu bakım. Kendini sevebilmek için buna dikkat edeceğiz. Bazen şunu yapıyoruz. Ya hocam ben haklıyım. Ben haklıydım. Tamam, haklı olabilirsin. İki seçenek var önemli tartışma esnasında. Haklı olmak mı istiyorsun, mutlu olmak mı istiyorsun? Hangisini seçerdiniz? Mutlu olmayı isteriz değil mi? Yani hiçbir insan mutsuz haklı olmayı istemez herhalde. Bazen haklı olmaya çalışmamız mutsuzluğumuza sebep oluyor. Doğruyu doğru bir şekilde karşı tarafa anlatmıyoruz bazen de. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar diye bir atasözü var bizde. Neden acaba? Bunu birisi ifade edebilir mi? Neden doğru söyleyen 9 köyden kovuluyor? Var mı bir fikri olan? Arka taraf. Karşısındakinin işine gelmediği için. İşine gelmediği için. Başka? Buyurun. Gerçekleri söylediği için. Gerçekleri söylediği için. Doğru. Ne olabilir? Şimdi çoğunlukla yaptığımız şey şu. Doğruyu söylüyoruz ama doğru bir şekilde söylemiyoruz. Bak, doğruyu da aktarmanın pek çok yolu var. Doğru bir şekilde aktarman lazım karşı tarafa. Kralın birisi bir rüya görür. Der ki bana bir adam bulun, tabir yapsın rüyamı. Gider bir bilge bulur getirirler. Rüya tabircisi. Adam dinler rüyayı. Der ki kralım çok üzgünüm sizin için. Bu şeyi, rüyayı yorumlayamam. Ne oldu be? Bırak adam anlat. Kralım diyor. Çok yakın bir zamanda düşmanlarınız tarafından bütün çocuklarınız, eşiniz, akrabayı, talukatınız hepsi katledilecekler diyor. Nasıl olur bir adam böyle tabir mi olur? Götürün bu adamı atın zindana diyor, sinirleniyor. Halbuki doğru. Rüyanın tabiri bu. Gidin bana başka birini bulun, getirin rüyamı tabir etsin. Buluyorlar, başka birini getiriyorlar. Dinliyor o bilgi adam rüyayı. Kralım çok şanslısınız diyor. Nasıl şanslıyım ya? Çok uzun yaşayacaksınız. O kadar uzun, o kadar uzun yaşayacaksınız ki çocuklarınız, eşiniz, akrabayı, talukatınız hiçbiri sizin ölümünüzü görmeyecek. Ne demek bu? Hiçbiri senin ölümünü görmeyecekse hepsi senden önce ölecek demek.
Bakın söylemenin yöntemi farklı. Kral ne yapıyor? Çıkarıyor bir kese altına verin, ödüllendirin, gönderin diyor. Doğruyu doğru bir şekilde anlatırsan karşı tarafa ne olur? Değer görürsün. O yüzden ne yapacağız? Doğru zaman, doğru yer, doğru tonlama, doğru şekilde anlatacağız. Bazen de susmanız gerekiyor. Susmak kaybetmek değildir. Aslında kazanmanın başlangıcı. Birinin zekasını nereden anlarsın diyor. İşte konuşmasından anlarım değil mi? Ya hiç konuşmazsa o kadar zeki bir insan yoktur. Dolayısıyla bazen konuşmamak sizin zekanızı gösteriyor. Bazen susmalıyız. Herkes biniyor aracımıza. Budu 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 dır dır zır zır değil mi? Yani Allah niye acaba bize iki kulak bir ağız vermiş? Böyle iki tane ağzımız olsaydı, bir kulağımız olsaydı falan. Evet, bir şey söylüyor sana. Bir dinle diyor. Çünkü iletişimin %90'ı dinlemek. Dinlersen karşı tarafı anlıyorsun. Karşılığında bir cümle söylersen olur biter. Ama biz tartışmada ya da konuşmada dinlemiyoruz karşı tarafı. Karşı taraf konuşurken biz de kendi sözlerimizi kuruyoruz içeriden. Ulan buna ne cevap versen de oturtursam falan. Böyle. O yüzden ne yapacağız? Dinlemeyi öğreneceğiz. Birisi bize bir şey anlatıyor ya da sorununu söylüyorsa konuşmasını bitirene kadar göz temasını kesmeden onu dinleyelim. Anlamaya çalışalım. Göz temasını keserseniz size sizin ona değer vermediğinizi düşünüyor. Dinlerken başınızı hafifçe şöyle sallayın. Öyle mi? Evet, anlıyorum. Evet, tamam. Evet, böyle. Bunu yaptığınızda karşı taraf sakinleşiyor. Siz konuşurken de kibar cümleler kullanın. Konuşmak bir sanatsa, siz bir sanatçısınız. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Öyle cümleler kurun ki karşınızdakini can elinden vurun. Bakın karşımızdaki kim olursa olsun. Bize Rabbimizin de tavsiye ettiği şey bu. Yani hiçbirimizi arabanıza, aracınıza kameralar koyarak denetleyemeyiz. Yanınıza birer zabıta oturtturarak, kolluk kuvveti oturtturarak kontrol edemeyiz. Ama bizi kontrol edecek içimizde ne var? Bir vicdanımız var. Eğer karşısında durmayın, şöyle yanına geçin, yanında istişare edin. Ha öyle oldu, sen buradan dönerken ben de şuradan görmedim, şu gördüm, sen oldu falan. Yanında durun ve hafifçe de koluna da ara ara erkekse dokunun. Hani kadınsa zaten dokunamıyorsunuz. Kadınsa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Tartışmayın bile. Mümkünse polis çağırın. Yani çünkü kadının beyanı artık esas kabul ediliyor. Şikayetçi olsa çıkamazsınız içeriden yani değil mi hocam? Bildiğin esas, delil olmasın, hiçbir şey olmasın, kadın bu yaptı, bana şunu yaptı desin, tamam bittiniz yani. O yüzden aracınıza binen kadın müşteriyle lütfen tartışmayın. Tamam hanımefendi. Eyvah efendim. Öyle ama kanunlar öyle demiyor işte. Kadınlar da biraz daha şey, dokunma, tartışma. Niye tartışma? Onu da ilerleyen derslerde size anlatacağım. Buyurun, bir şey mi söyleyecektiniz? Bir sel kaldı, tamam. Tamam, iyi bir hanımefendiye denk gelmişsiniz. O yüzden siz yine de mesafeli olun. Şimdi bakın şöyle 45 santimetrelik bir mahrem alan dediğimiz, elinizi şöyle yaptığınızda etrafınızda oluşan daire, bu bir mahrem alan kabul ediliyor. Bu mahrem alana eşiniz, çocuklarınız, sevdikleriniz, bunlardan başkasının girmesine müsaade etmiyoruz. Karşı taraf da buna müsaade etmiyor. Niye otobüslere binince hanımefendiler böyle bir çantasını mantasını toparlayıp böyle bir sıkılarak oturuyor? Ya da bir asansöre bindiğinizde. Değil mi? Yok yok. Başka şeyler de var. Şimdi asansöre bindin. 10 yıllık kapı komşunun kızıyla biniyorsun. Seni her gördüğünde Mustafa abi günaydın nasılsın bu falan her şey. Asansöre bindiğinde herkes böyle bir kenara çekiliyor. Baktığımız tek yer şurası. 3, 4, 5. Değil mi? Bir an önce bitsin. Niye? Orada senin mahrem alanın işgal edilmiş.
beyin sana diyor ki kaç ya da saldır. Kız çocuklara bunu daha fazla söylüyor. Kız çocuğu da diyor ki kaç ya da saldır. Yani o alanın ihlal edildiğini hissederse ya kaçıyor ya da saldır. Çık kardeşim diyor, azıcık uzaklaşır mısın? Ne yapıyorsun sen diyor. Değil mi? Bir tepki gösteriyor. O yüzden ne yapacağız? Dikkat, daha dikkat, daha dikkat, daha dikkat. Ama erkeklere hafifçe dokun, eline omzuna koy, geçmiş olsun kardeşim, ne yapabiliriz, ne düşünüyorsun, ne yapalım, sen ne diyorsun falan. Neticede artık dediğim gibi her şey yasal olarak var. Bir açıklamada bulunacaksanız karşınızdakini ciddiye alarak açıklayın. Olayları artı yönleriyle değerlendirin. Bardağın dolu tarafını görün. Ne demek bardağın dolu tarafı? Kazada hiç kimse ölmemiş. Hiçbirimize bir şey olmamış. Boş tarafı nedir? Araba şöyle oldu, böyle oldu, sigorta, kasko bozuldu, sigorta, arabanın şeyi gitti, orijinali gitti falan filan. Bunlar dünyalık şeyler. Hepimizin başına her an gelebilecek şeyler. Bunları problem etmemek lazım. Değil mi? Bazen de arabamızın bir yerinin nazar boncuğu olması lazım hocam ya. Hızır Aleyhisselam biniyor bir gemiye biriyle. Yanına birini alıyor. Bak diyor, sen bana dayanamazsın diyor. Gel benimle yolculuğa. Hızır Aleyhisselam binince gemiye, o da geminin muhtelif yerlerini deliyor, kırıyor, parçalıyor. Gemi sahibi ilkin şunu diyebilirdi. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Gemimi mahvettin. Geminin orijinalliği gitti. Kaskosu bozuldu, sigortası bozuldu falan. Ama bir süre sonra korsanlar gemiyi basıyor. Bakıyor ki geminin muhtelif yerlerinde kırık var, dökükler, çürük var. Bu bizim işimize yaramaz deyip gemiyi almıyorlar. Yani başımıza gelen her kötü olay bizim için belki hayır olabilir. Yani öyle değerlendirin. Daha büyüğünü önlemek için Allah bize bu ufak tefek şeyleri göndermiş olabilir. Onlara dikkat edeceğiz. İlk defa karşılaşmış olsanız bile lütfen müşterinizi unutmayın. İsmiyle hitap edin. İnsanlar ismiyle hitap edince kendilerine değer verildiğini hissediyorlar. Başarılı insanlar vefalıdırlar. Vefa çok önemli, bunu unutmayın. Eğer bir hata yapmışsa kişiye hatasını bakın. Söyleyeceksiniz ama nasıl? Sen hatalısın diyemezsiniz. Çünkü birini suçladığınızda hemen kendini savunmaya geçecektir. Hiç kimse suçlanmak istemez. Burada suçlanmak istemem, ben suçlanmaktan çok hoşlanıyorum diye var mı aranızda? Hocam beni suçluyorlar, eyvallah, çok hoşuma gidiyor. Böyle bir şey yok. Suçlu da olsa kabul etmiyor. Bir bahanesi var. Hemen ona karşılığında bir cevap veriyor. Birine hatasını söylemek maharet ister. İşte bu hamburger tekniğini aklınızda bulundurun. Bakın hamburgerin üstünde bir ekmek var. İçinde köftesi var. İşte salatası falan. Altta da başka bir ekmek. Hatayı söylerken önce ekmek. Nedir ekmek? Pozitif şeyler. Ne diyeceksin? Ya sen çok iyi bir insansın, çok kaliteli bir insansın, çok değerli bir insansın, 10 yıllık ahbabız seninle, dostuz, kardeşiz falan filan söyledin. Ama yaptığın bu şey de bizim dostluğumuza zarar verdi. Bak, sonra hataya sıra geldi. O ekmek kısmı da hatası. Zarar verdi ve ben çok üzüldüm. Kahroldum. Yani seninle tanıştığımız günden beri böyle bir şey hissetmemiştim. Ama dostluğumuz o kadar kuvvetli ki, bak artık en sona geldik. Dostluğumuz o kadar kuvvetli ki sen bunu nasıl tamir edeceğini de bilirsin. Yine överek bitirdik. Bunu çocuğumuza da yapın, bunu eşinize de yapın, bunu müşterinize de yapın, tutar. Oğlunuz okulda bir suç işlemiş. Oğlum sen çok yakışıklı, çok karizmatik, çok çalışkan bir çocuksun ya. Falan bir verdin gazı. Sonra ama bak arkadaşının canını yakmışsın. Yakıştı mı şimdi senin bu karizmatik yakışıklı haline, böyle efendi haline? Baba yakışmadı. O zaman sen bu adamı telafi edecek kadar güçlü bir çocuksun. Yarın ne yapıyoruz? İlk iş gidip arkadaşımızdan özür diliyoruz. Değil mi babacığım? Hadi oğlum benim, hadi canım, hadi çiçeğim, böceğim, karanfilim, böyle. Çocuk tamam baba, yarın gidelim. Ama çocuğa deseydin ki çok ayıp, yazıklar olsun sana, arkadaşının kulağını çekmişsin, senin gibi çocuk olmaz olsun. Vereceği cevap neydi? Ne diyebilirdi? O da bana vurdu değil mi? Ha, vereceği cevap, o da bana vurdu. Büyükte de böyle, küçükte de böyle. O yüzden ne yapacağız? Büyüklere de bu taktiği uygulayacağız. Bundan sonra bunu uygulayın. Ama hocam peki, güzel bir şey var mı baba dedi? Efendim? Düşünmüyoruz dedi, ne yapacağız? İşte onu sen iyi sözlerine biraz daha ikna etmeye çalışacağım.
biraz da alttan gir, üstten gir, harika bir çocuksun, sen yaparsın, sen edersin falan, sen sınıfta bir numarasın, hocaların seni şöyle anlatıyor, böyle anlatıyor, vereceksin gaz hocam. İnsanoğlu olarak biz gazla çalışıyoruz. Öyle. Veriyorlar gazı, bize yolluyorlar. Çay? Kaynıyor hocam. Kim o çayı isteyen? Dibine taş mı düştün, ne oldu falan? Kim bir çay isteyen? Biliyorum yorgunsunuz işten. Kimler geldi gecede? Hocam şu gececilere bir torpilimiz var mı? Size iki tane poğaça var hocam. Kalırsa bilmiyorum kaç tane var orada da. Zor bir meslek. Ekmek teknesi. Hakikaten sizin işiniz herkesten daha zor. Yani bunun farkındayız. Ama işinizi düzgün yapın. Allah işini düzgün yapanları seviyor. Değil mi? Siz düzgün olun, siz iyi tarafta olun. Siz çok iyi bir kuaförsün ama kendini karşı tarafa ifade edemiyorsun, iş bulamıyorsun.